Kuzey evet. Kore'nin diktatörü, Kuzey evet. Kore'nin diktatörü hidrojen bombası attı ve yazılan haberlerden anladığımız kadarıyla bu bomba Hiroşima ve Nagasaki'ye atılanlardan çok daha büyük. Evet, ya hidrojen ve, bombasının ne olduğuna ilgili yıllardır ta gençlik dönemlerimizde de vardı hidrojen bombası bunu diye. Yani 10 katı yıkım gücüne sahipmiş. Fakat şeye daha fazla benim hatırladığım kadarıyla teknik detay yok burada ama hatırladığım kadarıyla aktarayım. Yıkım gücünden daha çok canlılara, organizmalara daha büyük zarar verebilen bir bomba. Yani olduğu yerde mesela yıkımı çok fazla yok ama Allah muhafaza bir şehre attığın zaman hidrojen bombasının etkisi canlılar üzerinde çok daha fazla olduğu için yıkımdan daha çok organizmaları, işte insanları, hayvanları, bitkileri, doğayı canlı organizma, hücreden yani canlı ne varsa onu götürüyor, onu öldürüyor. Yakıyor. Yakıyor. Yaşama şansı bırakmıyor. Milyonlarcası bir anda yok edebilir ama mesela yaktığı yerde de birçok ev, apartman, binalar, bir şehrin silüeti olduğu gibi kalabiliyor. Böyle bir özelliği var. Aynen. Çok, çok acı bir şey yani. Sadece canlılara daha çok daha fazla etki yapmış olması. Ama dediğin çok doğru tabii. Hidrojen bombası 1945'te atılan Nagasaki ve Hiroşima'ya atılan bombadan çok daha güçlü. Bu çok tabii dikkat çekici bir şey. Bu şeyin bak güneşin iç sayfasında insanı ürküten şeyler tabii bunlar. Güneşin 10. sayfasında o detay yazıyor. Şöyle göstereyim onu. Gel buraya. Gel. Ya ne yapıyorsun? Ne yapacaksın? Gel. Bora. Hocam sen direkt okusan da olur. Bora iyidir ama ya. Bora. Bora'nın dansı müthiş. Bora'da dansı var diyorlar. Değil mi? Tabii. Meşhurdur. Dans edecek misin Bora? Kamera başındayken pek dans etmiyor. Ha? Yok. Kamera fix. Şey yapabilir. Bir gün yaparız onu. Bir gün şey yapalım. Dans meselesini şey yapalım. Var mı? Nerede var o? Hidrojen bombası 10. sayfa. Güneş 10. Tamam, sayfa. Tamam buldum. Alttaki siyah kutu abi. Hidrojen bombası kontrolsüz termonükleer enerji sağlayabilen yıkıcı nükleer silah olarak biliniyor. Atom bombasından kat be kat daha güçlü olan hidrojen bombası çok yüksek patlama gücü, hidrojen atomlarının birleşerek helyum atom yapısına dönüştüğü termonükleer tepkimeden doğuyor. Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'nda Hiroşima ve Nagasaki'de kullandığı ve 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan atom bombaları 13 ve 21 kilotonluk bir yıkım gücüne sahipti. Sovyetler Birliği'nin 1961 yılında test ettiği hidrojen bombası Tsar bomba ise 50 megatonluk bir etkiye sahipti ve Amerika'nın Japonya'da kullandığı atom bombalarına kıyasla 3800 kat güçlüydü diyor. Şimdi katlara matlara baktığımız zaman demek ki bir hidrojen bombası bir ülkeyi götürüyor yani. Bir de şurada şey Star'da bir fotoğraf vardı onu da göstereyim. Ama şey detayını şuradan vermemiş yani yıkım gücünün detayını vermemiş. Onu da buradan gör. Var mı o? Onu da buradan gör. Canlıları yok etmesi. Ha, canlıları yok etmesi tamam sen söyledin zaten. Amerika B-83 bombası şöyle bir şeymiş. 1954'te Amerika'nın Castle Bravo'su böyle bir şeymiş. Hiroşima ve Nagasaki şu kadar bak. Şu kadar. Ya görsel olarak onu evet bugünkü tasar, oraya ki yani, tasar bombasının yani bu Kuzey Kore hükümetinin attığı bombanın şeyi karşılaştırması anlamında söylüyorum. Bir kıyas yaptığın zaman yani kafada bir tahayyül edebiliyorsun. Şu Hiroşima ve Nagasaki ise bu evveli gün atılan yani şöyle söyleyeyim Hiroşima aynı bombası. Orantısal baksan bile yani görsel üzerinden gidiyoruz ama attığın zaman yani 3-5 milyondan aşağı bırakmıyor. Yani evet, 200 bin, bunu tabii şu anda hani boşluğa attığı tabii için. 200 bin lira, 3-5 milyon lira yani çok müthiş bir şey. Valla boşluğa attım ama ben şimdi Ersoy, şöyle söyleyeyim biraz komplo teorisi yapayım ya yapmadım. Bugün de. İçimden geldiği ne gibi yapıyor konuşayım. Bu adam? Ha, biraz içimden yani şöyle söyleyeyim hissiyatımla konuşuyorum. Ne yapıyor tabii. Bu adam? Olayın gerçek yüzünü çok fazla bilmiyorum ama çok bazı şeyde biraz fake olduğunu inanıyorum ben. Nasıl fake? Bakalım. Çıkacak mı? Bir çıkar. Yani çok da fazla saklanacak şeyler değil bunlar. Mesela Hollywood senaryosu mu bu? Yani şöyle hayır. Mesela hidrojen bombası, atılan hidrojen bombası bizim oradaki o görsellerde gördüğümüz ve o etki yapan 3800 kat, 5000 kat. Şimdi 3800 kat işte matematiksel hesap yapıyorsun. Doğru orantı kuruyorsun falan filan. 200 bin, iki bomba, kişi başı 3500 bilmem ne. Yani şöyle söyleyeyim. Allah muhafaza mesela New York için söylemiş oldum bak. Türkiye için Allah razı New York'a. Değil mi sen? Kent ismi anma. Mesela bir yere. Ha. Bir şehre. Ama 15 milyon bir şehrin 15 milyon bir şehrin yok olması demek bu. Evet. Ve benim o benim dediğim daha böyle bilgisel şey bilimsel bir veriden gelen bir şey. Yani tamamen canlı organizmalar yakarak bunları yapıyor. Şehir kalıyor sana. Yani
atom bombası yıkıcı özelliğinden bahsettik ya, önce iç patladığı yerde önce bir büyük bir tahribat, çok büyük bir güç, enerji, yıkım, arkasından gittikçe radyoaktif maddelerle etkisi devam ediyor. Hidrojen böyle bir şey değil. Patlıyor ve çok geniş bir alanda, kat be kat, 3800 mesela demiş. Bu demektir ki yani atıyorum mesela 100-200 kilometre çapındaki bir alandaki tüm canlıları öldürüyor. Canlıları. Yani sen yıkılma hissetmiyorsun. Yanma da yok. Anladın mı? Yani fiziksel bir darbe yok. Ama gelen öyle bir radyoaktif hidrojen patlaması devam ediyor ki zincirleme reaksiyon, tak 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 canlılar gidiyor ölüyor. Şimdi şuna benim komple teorim şu. Muhakkak hidrojen bombası türü, bizim o işte okuduğumuz ansiklopedik bilgilerden öğrendiklerimiz. Tasar bombası. İçimizde çünkü şey yok yani, şu an içimizde nükleer fizikçi falan değiliz biz ama öğrendiğimiz ve şimdiye kadar bildiğimiz kadarıyla ben şu anda kimin bu denediği bombanın bu çaplı bir bomba olduğuna pek inanmıyorum. Hmm. Anlıyor musun? Daha farklı bir şey, daha küçük çapta bir şey yaptı o bence. Şov mu, şey, gövde gösterisi yaptın? Evet, bu kadar büyük bir teknolojiyle bunu yapmaya inanmıyorum. 2-5 depremde falan sarsın tamamen bence bir medya ajansının başlattığı bir şeydir. O 5.7 çok defa büyük bir deprem değil. Bir ikincisi, attığı yer neresiydi? Okyanusta bir yerde attı. Japon tabii. Denizi. Japon denizinde bir yere attı. Dediği çaptaki bir patlama tabii etkisi olacaktır yani. Çernobil'i hatırlasana. Çernobil patlamasının. Etrafta aşağı yukarı o da 500 kilometre karelik bir 500 kilometre çapındaki bir alanı daireyi etkilemişti. Ukrayna. Böyle bir şeyin etki alanı düşünebiliyor musun? Türkiye tabii yani. Ve Türkiye. Böyle bir şey etki alanı düşünebiliyor musun? Binlerce kilometre etkilemiş olması lazım. Bunun Çernobil'den çok daha büyük olması lazım. Çok daha büyük olması lazım. Şu anda aralarında kendisinin de olduğu pek çok ülkenin tabii, şimdi buna etkilerini görmüş olması görsellere lazım. Görsellere baktık, ona buna baktık. Şimdi ben bunu tamamen mantık yürütüyorum. İkincisi bir de hissiyatım şu. Hani bunlarda çok vardır bu. Özellikle eski komünist ülkelerde de vardı bu. Hani biraz psikolojik harp şeyi var ya. Hı hı. Mesela kimin bence bunun bu kadar büyük bir teknolojiyle mesela balistik füzeleri istediği şekilde attığına inanmıyorum. Bu balistik füze nokta atışı oluyor ya bunlarda. Tam öyle olmayabiliyor mu? Bence diyorsun? Bence mesela sallıyor bir yere doğru ama eskiden Scud füzeleri vardı Saddam'ın gönderdiği. Hı hı. Adam şeye gönderiyor mesela El Kubar Dammam Arabistan'ın doğusuna, füze Riyad'la Çin arasında düşüyor. Aradaki mesafe 350 kilometre. Dedim 20 sene geçti üzerine. Tamam da mesela şey ama şey vardı ama yani bir propaganda vardı. Mesela Amerikalılar sürekli Top Gun hatırlar mısın filmi? Hı hı. Tom Cruise'un. Gençliğimizde seyrettiğimiz çok popüler bir filmdi. Çok güzel bir filmdi. Orada F-16'larla F-16 ilk versiyonuyla MiG'ler savaşırdı. Doğru. Ve sürekli Amerikalılar üstleri yenerdi o filmde. Tamam mı? Doğru. Biraz bu işin psikolojik harp tarafı da var Ersoy. Tabii dünya siyasetinde Amerika'nın ne işine yarar, kim, niye böyle bir şey yapıyor? Meydan okuması. Fakat bunun karşılığında yeni dünya dengesi içerisinde bu denemelerin bir manası mı var? Yani okyanusya da olsa, Hiroşima ve Nagasaki atlarının her bir tanesi, yani 3800 kat ise, bir defa bunun okyanustaki etkisi de çok dehşet olacaktır. Doğru söylüyorsun. Yani uzayda patlatmıyor. Olması lazım yani. 5.7 deprem, Türkiye, dünya sallandı. Abi nereden biliyorsun? Yani hangisi bir tam böyle olmamış olabilir. Hangi merkezden çıktı bunun oradan o patladığı için sallanması? Ben onu biraz şey gibi görüyorum. Yani hala inşallah benim gibi düşünüyordur. İnşallah benim dediğim gibidir. Hala birçok şeyin biraz fake olduğunu inanıyorum. Peki yani ciddi bir dünya savaşı çıkacağına inanmıyorum. O fake, bu fake tamam. Fakat Trump bu durumu ciddiye almış durumda şu anda. Evet, Amerika'nın zaten öyle bir şeye ihtiyacı var. Trump sürekli sabah akşam kalkıp medyayla savaşıyor. Sabah kalkıyor İngiltere, bir Almanya, orası da Türkiye, dünya tarafına uğraşıyor. Orada kalacak mı? Bak şimdi geçen hafta ne vardı? Trump'ın acaba başkanlığına kadar kalacak? Seçim olacak mı? Gelecek mi, gelmeyecek mi diye konuşuluyor. Adam ne yapıyor diye bir gündem değiştiriyor yani. Bir ortada öyle gündemi değiştirmişti bir dönemler. Şimdi gündem değişecek olan bir kim var? Kim şimdi bir hidrojen patlattı? Vay, dünya yani sen diyorsun ki aslında kim? Öyle böyle Trump'a çalışıyor. Tabii Trump şu anda ya böyle bir deliye karşı bak ne demiş Güneş? Manyağa bak demiş. Böyle manyağa karşı manyağa ihtiyaç var. Sen şimdi böyle bir manyağa karşı American President, Amerikan Başkanı. Efendim biz küresel silahlanmaya karşıyız falan. Yani adama hidrojen atmış lan. Yani yanlışlıkla gitse Amerika'ya gitse bitti milyonlar. Millions of Americans. Şimdi duruma baktığın zaman abi Trump'a ihtiyaç var. Vay kim oluyor lan falan çıkacak adam. Hani pankreas güreşi saldıracak mı? Kimin kafasını sallayacak? Bir arada biz şeyi unutacağız. Yani lan bak biz çılgın Amerikan başkanı falan Trump'ın tartışıyoruz ama diğer tarafta ne manyaklar var.
Ulan bu adamlar dünyayı yok ederler. Bir an önce devreye girmek lazım. Gerçi böyle adam da gerçekten eğer bütün bu gazeteler, aslında bizim gazeteler sonuçta dünyadaki birçok haber alma şeyinden, yani medya kuruluşlarından haber alıyorsun. Değil mi? 5.7 doğru. Bunlar eğer doğruysa, yani 5.7 sallandı, hidrojeni patlattı, 3800 kat, 5000 kat, 5 milyon kişi ölebilirdi, okyanus sallandı, yer yarıldı falan. Bütün bu, bunların hepsi şu anda bence Birleşmiş Milletler Arakan için bir yere gelmediler ama şu anda acil bir şekilde toplanıyor güvenlik kurulu. Bu akşam saat 17'de Türkiye saatiyle. Tabii aradan Arakan'ı da çıkartırlar. Yok, çıkartmıyorlar. Hayır, aradan da çıkartırlar, onu da gündeme koyarlar. Koymuyorlar yani. İşte. Koymuyorlar değil koymuyorlar mi? Koymuyorlar işte. İngiltere yani, geçen çağırdı 3 gün önce, reddedildi. Olmadı mı açtı? Olmadı. Ama onun sonra Bangladeş'te Türkiye tek başına halletsin falan diyorlar. Neyse. Yani bence inşallah inşallah bu hidrojen bombası yoktur. İnşallah bu şekilde, yani bu güçteki bir bombayın da yoktur. İkincisi, bu balistik teknolojisi bu kadar büyük değildir. Çünkü bu tür komünist ülkelerde tamamen yaptıkları, hatta fake yaparlar, işte atarlar, attım derler falan zamanında Amerika'da. Bak zamanında, şunu da şöyle bitireyim. İlginç bilgi olarak izleyicimde kalsın. Zamanında Amerika ile Rusya arasındaki soğuk savaş döneminde ki bize öğretilen şeylerin tamamını yakını fake'ti. Sadece bildiğimiz balistik füzeler vardı. Fakat mesela hatırlıyorum gazete manşetlerinde, benim işte o zaman ortaokul, lise zamanlarım, çok bayağı bir eski. Soğuk savaş. Soğuk savaş dönemlerinin en hızlı Star Wars, bu yıldız savaşları hep şu hesaplanırdı. Gazete manşetinde böyle füzeler durur, bir dünya haritası. Ben bu deşit gazete manşetinde... Buradan böyle füze kalkar, üstte yazar. Şu füze kalktı, Moskova'dan kalkan füze 17 dakika sonra New York'ta, New York'tan kalkan 28 dakika burada. Ama eşit dengesi. Terminator 1, aslında atılan bir şey yok ortada. Terminator 3, Terminator 5 filmler çekilir, çekilir. Her defasında Ruslar der ki, Amerikalılar dünyaya bunu çok iyi pazarlıyor. Asıl uzay teknolojisi bizde, ki şöyle bir hak payları var. Gagarin'likten uzaya çıkan bunlar. Evet. Amerikalılar der ki bunların hala teknolojisi ağır ve eski. Biz Neil Armstrong'a inanıyoruz ama. Bravo. Evet. Amerikalılar der ki bunların uçakları dahi MiG'ler, bizim F-16'ların iki kat ağırlığında, manevrası yarı yarıyadır. Kalktı mı Tapkan'da gördüğü gibi tüm Rusları indiririz aşağı. Bu soğuk savaştaki bu güç, dehşet dengesi meydan, dedikleri şey. Evet, dehşet dengesi. Meydan okumalar hep bir takım fake ve abartı şeyler üzerinden yani geçer. Bu, yani izleyicinin daha anlayacağı şekilde söylemek gerekirse, sen diyorsun ki benim silahım var. Ben diyorum ki benim de silahım var. O yüzden ikimizi ateşlemiyoruz. Ateşlemiyoruz ve yani, abartmak zorundayız yalnız. Yani benim silahım şimdiden büyük dediğim anda sen tabii, de benim için de silah. Şimdi diyorsun. Sen mesela şu kağıdı diyorsun, bende bu var diyorsun. Sen aynı kağıdı gösterip kıvırıp böyle bende de var bak, hem de bu var diyorsun. Halbuki o kağıdı kıvrılmış. Aynen. O. Peki şimdi bir hayat